Adentro me respondo, papá. Biliyorsunuz bu kilise zaten 2010 yılına kadar harabe halindeydi. İşte tavan falan yok, hiçbir şey yoktu, dört duvarda. Biz restorasyonla yaptık. Restorasyon aşağı yukarı 2014'te falan tamamlandı. Ondan sonra ibadete açıldı. Yurt içinden ve yurt dışından birçok ziyaretçi gelip kiliseyi ziyaret ediyordu. Ancak 2015'te maalesef o hadiselerden dolayı tekrar zarar gördü. O zarar gördükten sonra tabii aşağı yukarı 2019 yılına kadar kilise kapalı kaldı. Yani yıkım olduğu zaman gayet tabii ki büyük bir üzüntü duyduk her şeyden önce. Her iki yönüyle hem emeklerimiz yani boşuna gitti. Onun dışında böyle bir yapının zarar görmesi de zaten bizi çok şey ediyordu, üzüyordu. 2019 yılından sonra yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Valiliğimizle yaptığımız görüşmelerden sonra o zararları giderecek projeyi tekrar başlattık. İlk restorasyonu biz tabii cemaatimizden topladığımız yardımlarla yapmıştık. Ama ondan sonra o hadiselerden sonra bu yardımları falan toplamak biraz imkansız hale geldi çünkü. Ancak dediğim gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla görüştük. Valiliğimizin de büyük desteğiyle o finansman sağlandı. Vakıflar Müdürlüğü'nün kontrolünde bu restorasyonu gerçekleştirdik. Buranın restorasyonu tamamen eski haline uygun olarak yapılmıştır. Bütün bu gördüğünüz yapılarda bir torba bile çimento kullanılmadı. Tamamen eski harçlar, onlar değilse ve taşlar da zaten bizim buranın yörenin bazalt taşlarından yapılmıştır. Her iki restorasyonda, bu son restorasyonunda da ilk aslına uygun olarak her şey bizim için mükemmel olarak yapıldı. Bu kadar aradan sonra tabii bu kilisenin açılması bize büyük mutluluk veriyor. Her yönüyle burası sadece bir ibadethane değil, burası bir sosyal mekandır. Burada ilk açılış olduğu zaman her gün yüzlerce kişi gelip ziyaret ediyordu ve bu ziyaretçilerin her insan vardı içinde yani. Türk'ü, Müslüman'ı, Hristiyan'ı, yabancısı. Onlar burada birbirlerini görüyorlardı, birbirleriyle konuşuyorlardı ve haliyle tabii bir yakınlık meydana geliyordu. Şu anda tekrar kilisenin ibadete açılacak olması bizim yönümüzden çok memnuniyet verici bir durumdur. İbadethane sadece belirli bir ırk, belirli bir din için değildir. Bütün dünya insanları için, insanların gelip Tanrı'ya dua ettikleri bir yerdir. Tabii kilise, tapınak, cami, her türlü ibadethane, hepsi. Bunlara zarar vermek insanlık için utandırıcı bir durumdur. 7 Mayıs 2022'de, önümüzdeki 7 Mayıs'ta bir resmi açılışımız olacak. Bu resmi açılıştan sonra ibadethaneler bir kutsanırlar. O gün kutsanacak ve ertesi gün 8 Mayıs'ta da İstanbul'dan patiğimiz de gelecek. Bir kadro, korolarla falan ilk büyük bir ayin yapılacak.